Neden Türk milli takımında oynuyor ve neden Türk vatandaşı oldu? Bir Kübalı. Küba bize çok uzak. Ben gittim. Gitmesi de 20 saat sürüyor Küba'da. 20 saat değil ama 13-14 saat sürüyor. Gittim gördüm ben. Yani hatta dediğim üzere dünyaya soldan bakalım. Küba'ya sempatisi olan bir olarak gittim. Hayal kırıklığıyla geri döndüm. Üzüntü ve hayal kırıklığıyla geri döndüm. Kübalılar tabii onlar orada yaşıyor olmanın türlü sancılarını yaşıyorlar. Biliyorum. Şimdi neden Amerika değil, neden Avrupa değil, neden Türkiye'ye geldi ve bizim milli takımımızda oynuyor, neden kendi ülkesinin milli takımında oynamıyor? Çünkü Küba'da yaşayamıyor. 12 yaşında Küba milli takımına yükselmiş, ülkesini temsil etmiş. Fakat bir aşama sonra yazılan çizilene göre kendi ülkesindeki tedaviyi eleştirdiği için ya da tedavi ve koşulları eleştirdiği için sadece bu yüzden, doğru mu değil bilmiyorum ama sadece bu yüzden 4 yıl boyunca voleybol oynama hakkı eline alınıyor. Görüyor musun demokrasi yokluğunu? Görüyor musun hukuk yokluğunu? Sadece ülkesindeki tedavi ve benzeri koşulları eleştirdiği için milli bir sporcunun, genç milli bir sporcunun spor yapma hakkını elinden alıyor Küba'daki yönetim. O ne yapıyor? O da gittiği ülkede sığınma başvurusunda bulunuyor. Sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de bizim vatandaşlığımıza alınıyor ve şimdi Türk milli takımının oyuncusu adını Melisa olarak bir S'sini düşürüp Melisa yaptı. 44 numarayı giydiği için Malatyalıyım diyor. Malatyalılar onu çok seviyor. Vurguluyorum. Bizler yabancı düşmanı değiliz kesinlikle. Ülkemize bu türden sporcuların, bilim insanlarının, şairlerin, gazetecilerin, doktorların. Bir de ilk değil bu İsmail. Tabii. Bundan önce çok sporcu, şair, tabii sanatçı, tabii ki. Ülkemize katkı koyacak. Herkese vatanımız açık, herkese yer var. İtirazımız buna değil, yanlış anlaşılmasın. Şimdi peki Melisa Vargas kendi ülkesinde yaşayamaz hale getirildiği için oradaki müstebit yönetim, istibdat, baskıcı yönetim ve ona onunla hemfikir olan kimileri Melisa Vargas'ı ülkesinde yaşayamaz hale getirdiği için Türkiye milli takımında oynadı. Yarın istiyor musunuz Ebrar Karakurt da gitsin Avrupa'da bir takımda Türkiye'de yaşayamadığı için sığınmacı olup oynasın. Bunu mu istiyorsunuz? Küba'da Melisa'ya ne çektirdilerse siz şu an başka bir nedenle ve başka gerekçelerle Ebrar Karakurt'a yapıyorsunuz. Ebrar Karakurt'a bugün değil, yalnızca dün değil. Bir süredir düşünceleri, inançları, cinsel eğilim ya da tercihleri, ki öyle mi değil mi onu da bilmiyoruz. Eğilim ya da tercihleri ve yaşam biçimi nedeniyle açıkça ona yönelik Türkiye'de yaşayamaz hale getirmeye dönük bir operasyon uygulanıyor. Bir psikolojik operasyon uygulanıyor. Bir tweet daha var, onu da getirelim İsmail, üzerine konuşalım. İhsan Şen Ocak da benzer bir tepki gösterdi zaten. İşte tam olarak İsmail Saymaz'ın söylediği evet. Bu efendim. Hilaliyle La İlahe İllallah'ı, yıldızıyla Muhammedur Resulullah'ı remzeden bayrağımızın renginde, ceddimiz Alparslan'dan Hüdavendigâr'a bütün şehitlerin kanı var. Bayrak bize ne için yaşayıp hangi gaye uğrunda öleceğimizi hatırlatır. LGBT'cinin üzerinde olması şereftir, zillettir diyor. Tabii herkesin din anlamda bir tekrar, ahkam kesme durumu var. Tekrar vurguluyorum. Ebrar Küba'da Melisa Vargas neyse artık Türkiye'de Ebrar Karakurt da odur. Ebrar Karakurt bugün değil, dün değil. Uzun bir süreden beri hem de. Adeta sokakta vurulacak hale getirildi ve bilhassa dini siyasete alet edenlerin, dini bir mızrak gücü gibi kullananların hedefine oturtuldu. Ve onlar tarafından inançları, düşünceleri, yaşam biçimi, tercihleri, cinsel eylemi nedeniyle bir operasyon odağına yerleştirildi. Bu andan itibaren korumayla geçmek durumunda getirildi. Tabii. Ebrar Karakurt hedef gösteriliyor. Ebrar Karakurt bu türden bir takım gericinin, bağnazın, yobazın adeta kin kustuğu dünyada açıkça söyleyelim laik değerlere dair, özgürlüğe dair, demokrasiye dair ne varsa açıktan bu değerlere kin kusamadıklarından Ebrar Karakurt'u hedef seçip ona kin kustukları bir insan haline getirildi. Melisa Vargas, Küba'dan kaçmak zorunda kalan Melisa Vargas'ın yerine Türkiye'den adeta kaçmak zorunda bırakılacak
Ebrar Karakurt yaratılmak isteniyor. Ve o ısrarla kaçmıyor. O ısrarla gitmiyor. Vurguluyorum. Bakma şimdi öyle nutuklar attıklarına, bakma cafcaflı tweetler yazdıklarına, bakma milli hamasetten başlarının döndüğüne, daha kendileri ya da siyasi gelenekten ağabeyleri daha dün İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmıyorlardı. Daha dün Türk bayrağı değil, yeşil bayraklar havalandırıyorlardı. Bugün İstiklal Marşı'nda sarsıla sarsıla ağlayan Ebrar Karakurt'un vatanseverliğini sorgulama hakkını sözde kendilerine görüyor. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz ve ne hakla bunları söyleyebilirsiniz? Şimdi o kadar ağır, o kadar kıyıcı ifadeler kullanılıyor ki. Bir kere mesele akla ziyan bir noktadan başlıyor. Ebrar Karakurt ülkesin, yani hazırlandıkları maç için bir tweet atıyor. Bir şey dememiş kız ya. Diye debilir de bir şey dememiş bu kız. Savaşı savaşa kazanıyoruz demiş. Gelmiş altına bir troll. Abdülhamit'in ismini kendine... Vahdettin yapabildin mi sen? Sen adını Vahdettin yap. Çok gurur duyuyorsan Vahdettin yap adını. Abdülhamit'in... Ülke yanarken kaçan Vahdettin Sultan yap. Sultan Abdülhamit'in adını, ismini kendisine isim olarak belirlemiş bir troll. Kendi adını kullanmayacak kadar yüreksiz bir troll. Varsa maçan kullan, kullanamayacak bir troll kalkmış. Ebrar'ın tweetinin altına Müslüman Türk milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz diye yazıyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kendi Müslüman Türk milleti adına konuşacak yürek olsa adını açıkça yazarsın. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Köpeksiz köyü buymuşsun, değneksiz geziyorsun. Sen kendini ne zannediyorsun? Müslüman Türk milleti adına tahammül ediyormuş. Etmezsen ne olur ya? Etmezsen ne yazar ya? Sen kimsin ki? Müslüman Türk milleti bugün Avrupa Şampiyonası'nda kazanmış başarıyı kutluyor ya. Bir an için, bir süre için, bir gün için yoksulluğunu unutmuş. Bir süre için ezilmişliğini, horlanmışlığını unutmuş. Rusya kapısında, Arap Emirlikleri kapısında, Suudi Arabistan kapısında gururunun incitilmesini unutmuş, seviniyor. Sen kimsin de sevincini böyle düşürüyorsun ya? Sen kimsin ya? Millet Müslüman Türk milletine de konuşuyormuş. Varsa maçın açık açık yaz. Müslüman Türk milleti senin gibi sinsi ve korkak mı kardeşim? Bu da bunun üzerine diyor ki, adı da Abdülhamit. Ne desin? Abdülhamit de Mahmut mu desin? Ne desin? Keşke Ebrar'ın çeyreği kadar cesur olsa. Diyor ki. Adı gibi de duruyor. Bir Abdülhamit. Bir isim daha yok, var. Öyle bir şey. Bir şey. Ya olsa ne olur? O da diyor ki, boş yapma Abdülhamit. Boş yapma. Doğru demiş yani. Boş yaptı Abdülhamit. Şimdi önce tweet atıyor. Sonra alıyor bunu bir dövize bastırıyor. Boş yapma Abdülhamit yazıyor. Kime dediği belli ya. Boş yapma Abdülhamit. Abdülhamit'e demiş. Tweet atan Abdülhamit'e demiş yani. Vay sen bizim Sultan Abdülhamit'e dedin diye oradan bahane yaratıp resmen çamura yatarak maksat Ebrar'ı sindirmek, bastırmak, tefe koymak ya. Maksat doğrudan kadın voleybolculara saldıramadıktan, bak bunlar çıplak oynuyorlar diyemedikleri için, asıl dertleri o çünkü, bunlar çıplak oynuyorlar, bunlara pijama giydirin diyemedikleri için, ya bizim ne işimiz var kadın voleybolunda oynamayalım gitsin diyemedikleri için, o kadar cüret edemedikleri için, esasen aklından geçen bu, Ebrar Kurt kolay hedef, ona saldırıyorlar Ebrar Karakurt'a. Ebrar Karakurt'a, sen nasıl Sultan Abdülhamit'e boş yapma Abdülhamit dersin diye, tarihin en büyük boşunu yapıyorlar. Kardeşim benim adım İsmail. Tamam mı? Bana şimdi sen eleştiride bulundun mu? Haşa sümme Hazreti İsmail'e mi laf etmiş oluyorsun? Manyak mısınız siz ya? Delirdiniz mi siz? Hadi siz yarım akıllısınız. Bizi de gerizekalı mı zannediyorsunuz ya? Ebrar Karakurt'a, voleybol takımına hakaret etmeye cüretleri yetmediği için o kadarına vardı. Şu an o kadarına vardıramadıkları için gelecekte yapacaklar. Tabii. Vardıramadıkları için Ebrar'a eğilimleri nedeniyle çin kusacaklar, bahane bulamıyorlar. Sen Abdülhamit'e laf ettin diyorlar. Bak, lafa bak ya. Ya dedim ya, benim adım İsmail kardeşim. Ben şimdi bana biri boş yapma İsmail dese, vay efendim sen bana değil Hazreti İsmail'e dedin desem, ne kadar mantıklı ve akıllıca bir davranış olursa sizin yaptığınızda o kardeşim. Sizin yaptığınızda o. Şimdi hadi bunlar troll İsmail. Bir de valiliğin fotoğrafı var. İçinde Ebrar yok. Yani var. Yasaklar var. Beyoğlu Belediyesi'nin fotoğrafı var. Dert ne? Dert bir kere. Şimdi Ebrar
öyle midir, cinsel eğilimi o yönde midir, değil midir bilmiyoruz. Ya ben bilmiyorum. Ya kendisi öyle açıkta da öyle olduğunu bilmiyorum. Söylüyor. Yani öyle bizi de ilgilendirmiyor öyle yani. Ne olur ya? Bize yani ne? Ne olur yani? Ne olur? Kimi ne ilgilendirir? Kardeşim, kaldı ki bu nasıl bir riyakarlıktır? Siz, bu nasıl bir riyakarlıktır ki siz Bülent Ersoy'u alıp her milli bayramda, her dini bayramda, her ulusal etkinlikte ya da siyasi propagandanıza lazım geldiğinde Beştepe'de ağırlıyorsunuz da gücünüz Ebrar'a mı yetiyor kardeşim? Bu da Bülent Ersoy'u sitem ettiğimiz için değil, o da bizi ilgilendiren bir durum Ebrar'a değil. Gücünüz Ebrar'a mı yetiyor? Ebrar ne yapmış size? Tabii. Ne yapmış kardeş size? Bir bizim ulusal onurumuzu yücelten, bayrağımızı dalgalandıran, İstiklal Marşı'mızı gururla ve sarsılarak okuyan bir kızcağız bu. Şimdi Ebrar üzerinden... Yoğun tabii, yaşayan bir Ebrar, 23 yaşında bir kızcağız bu ya. Ebrar üzerinden siz onun kimliğine saldıracaksınız. Meydana boş bulduğunu düşüneceksiniz. Ebrar'ın kimliğine saldıracaksınız. Efendime söyleyeyim. Aslında derdiniz de başka olacak. Ve bunun gerekçesi de şu. Efendim, Türk bayrağı LGBT'cilerin üzerinde zelildir. Türk bayrağını Rıza Zarrab'ın arkasına koyduğunu da neredeydiniz siz abicim? O zaman şeref mi duydunuz yani? Türk bayrağını götürdünüz. Memura rüşvet verdiğini açık açık söyleyen, bakanlarınıza çikolata kutusu içerisinde rüşvet armağan eden Rıza Zarrab'ın arkasına Türk bayrağını diktiğinde siz neredeydiniz acılar? Siz neredeydiniz? O zaman cari açık kapatıyordu ama. Ebrar'ın üzerindeki Türk bayrağından gocunuyorsunuz da. Rıza Zarrab'ın arkasına dikilmiş Türk bayrağına sesiniz çıkmıyor sizin. Efendime söyleyeyim. Gelmiş bir başkası, atın bunu milli, Berik Gökçek, atın bunu milli takımdan diyor. Atın bunu milli takımdan. Ne yapmış bu kızcağız da atın bunu milli takımdan diyorsunuz. Siz kardeşi iki numara, FETÖ darbenin iki numarası olan adamı büyükelçi yapıyorsunuz. Türk milletini orada temsil ettiriyorsunuz. Onu atmıyorsunuz da buna mı gücünüz yetiyor ya? Buna mı gücünüz yetiyor? Sizin anayasa hukuku profesörünüz telefon açıyor. Cumhurbaşkanlığından telefon açıyor. Uyuşturucu kaçakçısını serbest bırakıyor. Onu atmıyorsunuz partiden de Ebrar'ı mı atıyorsunuz? Ne yapmış bu kızcağız size? Efendim, sonra bir başkası lezbiyenlik, bir tane de Ebubekir Sefoğlu her fırsatta kafa kaldırıyor. Tuhaf tuhaf şeyler yazıyor. Tabii. Efendim, sporcunun zeki, profesör ahlaklı bir de, sözlü profesör. Çevik olmasını, efendim, sporcu zeki, çevik ve ahlaklı olmalıymış. Lezbiyenlik ahlaklılık mıymış? Ahlaktan bir anladığınız bu mu kardeşim sizin? Ahlaktan bir anladığınız işte şu anda o tweet'i de ekrana geliyor. İnsanların cinsel tercihleri, eğilimleri, ahlaktan bir gördüğünüz, bir bellediğiniz bu mu kardeşim sizin? Ya arkadaş bak, söyleye söyle dilimizde tüy bitti. Ya bir yurtta, Ensar denilen bir yurtta, tabii, İmam Hatip Okulu ortaokulunda okuyan 9, 10, 11 yaşındaki 10 çocuğa bir tane adama teslim ettiler. Ve o adam onlara aylarca tecavüz etti. Bunlardan biri de, yazıklar olsun ki, bir caminin lojmanıydı kardeşim. Yahu burada devreye girmeyen ahlak, bir futbolcunun, bir voleybolcunun kimliğini açıkladığı anda mı devreye giriyor? Orada nerede bu ahlak kardeşim? Orada nerede bu ahlak ya? Ya neden itiraz etmiyorsunuz? Daha dün Erzurum'da. Bak, bir tanesi tahliye oluyor işte. Bak, söyledik. Hepinizin sırtınızda gezdirdiğiniz Uşşak-ı Şehir denilen kılıksız. Fatih Nurullah lakaplı Eyüp Fatih Şaban, müridinin 9 yaşındaki kızını Hazreti Ayşe olmak istemez misin diyerek istismara kalkıştı. Ahlak o zaman devreye girmedi de bu zaman mı devreye girdi kardeşim ya? Bu zaman mı devreye girdi? Hiç mi vicdan yok? Şimdi bunlardan başka yığınla kamu kurum ve kuruluşu da tweet atıyor. Ebrar'ı silmeye çalışıyor. Efendim, bazıları Ebrar'sız fotoğraflar paylaşmaya çalışıyor. Neyi yok etmeye çalışıyorsunuz? Kimden utanıyorsunuz? Farkında mısınız? Bütün millet bu yaptığınızdan utanıyor. Bütün millet bu yaptığınızdan utanıyor. Kimse onu umursamıyor. Orada bir şey yok ki. Hiç kimsenin hukukuna girilmemiş, hakkına girilmemiş, kimsenin malı çalınmamış, canına kıyılmamış. Ne olmuş yani? Fakat bütün bir millet bugün sizin yaptığınızdan utanıyor kardeşim. Ve asıl olan burada ne biliyor musun? Asıl olan burada bir gün gene bir tarikatın troll hesaplarından biri lezbiyenlik bahanesini gerekçeliyor. Asılı ardından söylüyor. Çıplaklık diyor.
vatandaşlara seslenmek isterim. Bak bu lezbiyenlik işi bir süredir sanki bir milli düşman gibi dönüştürülerek, milli düşmana dönüştürülerek kamusal etkisiz kılınıyor. Hemen hemen her düşünce özgürlükle ilgili, demokrasiyle ilgili, hak, temel haklarla ilgili, kadınlarla ilgili hak arayışlarını bu yolla bastırmaya çalışıyorlar. Daha komik bir örneği var. Fotoğraflarını arkadaşlara attım. Ben dün, bugün Rize'den geldim. Bizim memlekette 5-6 ay önce bir AVM'nin çatısına, bak bir AVM'nin çatısına gökkuşağı renkli şemsiyeler koydular. Kaldırdılar biliyor musun? Bu her yerde var, bu tatil beldelerinde de vardı, Marmaris'te de vardı. Buradaki ülkede kamuoyu genel baskısı Rize'de devreye sokuldu. LGBT AVM'sine ben girmem diyerek baskı oluşturuldu ve şemsiyeler kaldırıldı hocam. Şimdi aynı hesap, bunu paylaşan bir grup tarikat ve cemaat bu baskı oluşturdu. Bunu paylaşan hesap şimdi... Efendim, tweette şöyle, şu bak, tweette paylaşmış bak. Erdem Özveren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de Şimali i̇şte AVM'de oluyor. Bulunan ve LGBT sembollerini hatırlatan figürler uzun zamandır Rizeli vatandaşların tepkisini çekiyor. Rizeli kardeşlerimiz yoğun bir şekilde Rize valisi Kemal Çeber'den bunların toplatılmasını istiyor. İşte kişinin fikri neyse zikri odur cümlesinin tam olarak içi doldurulmuş hali efendim. Çünkü bunlar Marmaris'te de var, tatil beldelerinde şimdi de var. Şey biz baktığımızda aklımıza bu gelmiyor. Demiş ki, kızlarımız demiş Çanakkale'yi savunur gibi topa vuruyorlar. Bu hesap, bu hesaba cevap veriyor. TRT spikerine cevap veriyor. Çanakkale'yi savunan hanımların hepsi çarşaflıydı. Bir tane çıplak yok. Şimdi bak cevabı bak. Yani burada dert o. Bak burada dert. Lezbiyenlik eşcinsel LGBT iddiası bugün itibariyle çeşitli tarikat, cemaat ve siyasi İslamcıların elinde bir silah. Herkese sıkıyorlar, kamusalını etkisiz hale getiriyorlar. Aman düşünceyle ilgili, özgürlükle ilgili bir şey demeye gör. Hemen LGBT. Tamam mı? Kardeşim, ey hocalar, ey hacılar, ey bu silah kullananlar. Benim kendi eğilimlerimden bir şüphem yok. Siz bu kadar niye meşgulsünüz bu işlerle? Bir şeyden mi şüpheniz var? Kendinizle ilgili bir kaygınız mı var? Nedir bu telaşınız? Neyse. Çanakkale meselesinde kadınlar diyor. Asıl mesele o. Bak asıl neden rahatsızlar biliyor musun? Asıl az önce kızların erik dalı gevrektir türküsünde oynadıklarını gördük ya. Ondan korkuyorlar. Asıl korktukları o. Öcü gibi korkuyorlar. Aman kadınlar sokağa çıkmasınlar. Aman spor yapmasınlar. Aman hayata karışmasınlar. İş hayatına dahil olmasınlar. Aman eğlenmesinler. Aman gülmesinler. Hamile mi? Sokağa çıkmasın. Gülmek mi? İnsan arasında gülmesin. Yemek mi? Aman ağzını kap. Bundan korkuyorlar. Kadınların sokağa karışmasından, özgürlüklerini kullanmasından, erkeklerle denk ve eşit olmasından, kendi iradeleri ve hayatları üzerinde söz sahibi olmasından korktukları bu. Bundan öcü gibi korkuyorlar. Bundan şeytan görmüş gibi korkuyorlar. Bunu söyleyemiyorlar. Şu an erken. Gelecekte söyleyecekler. İran'da söylediler. Bak Afganistan, yurt dışına çıkacak olan üniversiteli kızları... Sen o mesafede yanın erkek olmadan çıkamazsın diye alıkoydu. Bunu yapmak istiyorlar. Bak İran'da onu yapmak istiyorlar kardeşim. Şu an bu kadarına cüret edebiliyorlar. İran'dan kadınlardan tweet geliyor. Gördünüz mü sosyal medyada? Kadınlardan tweet geliyor. Tabii, bizim sporcularımız için. Keşke biz de bunları yaşayabilsek. Şu an bu kadarına cüret ediyor. Hayalleri orada geziyor. Şimdi bu korktukları kadınlar aslında. Ve o kadar öyle bir aşamaya vardırdılar ki. Ya milli sevince katılamıyorlar. Sevinemiyorlar. Evet. Zafere sevinemiyorlar. Kendi milli takımının kazandığı zafere ağlıyorlar. Neye benziyor? Kadir Mısıroğlu'nun öğrenciliği. Yani keşke Yunan galip gelseydi. Şimdi keşke Sırbistan galip gelseydi. O aşamadalar. Yani kadına özgürlük bahsinden o kadar nefret ediyorlar ki. Efendime söyleyeyim, insanların hürriyetlerini kullanması o kadar nefret ediyorlar ki. Geri gelse biz bu kupayı almasaydık diyorlar. Ve buna lanet ediyorlar. Bu kızlar olağanüstü bir başarıdan sonra Türk milletinin hele hele uzun bir süredir yaşadığı ekonomik yıkımdan kaynaklı olan moral bozukluğunu yok edecek, onun yerine büyük bir mutluluğu getirecek olan bir zafer elde ettiler. Ve dünya bunu konuşuyor. Bugün dünya basını Türk voleybolcu kızları konuşuyor ve bizi o kızların başarısı üzerinden tartışıyorlar. Şimdi hani Müslüman Türk milleti işte kime tahammül eder, kime tahammül etmez. Geç dün itibariyle yapılan kutlamaları da gördük de aynı mecralarda Türkiye'nin başarısının genişçe ele alındığı haber
haberlerde, uluslararası ve saygın kuruluşların yazdığı haberlerde, bir de o tweetlere de yer veriliyor. Yani bir Türkiye'nin gururundan söz ediliyor, bir de kendi başarısıyla övünmeyenlerden söz Türkiye ediliyor. Türkiye açısından utanç ifadelerinin yer aldığı tweetlerden de söz ediliyor. Dünya bir bunu görüyor. Bir, yüzünü batılı değerlere dönmüş, yüzünü demokrasiye, laikliğe, evrensel hukuka dönmüş Türkiye'yi görüyor ve onu yazıyor. Bir de bundan şeytandan kaçar gibi kaçan, öcüden korkar gibi korkan bu yüz karası durumu da görüyor ve onu da not ediyor. Ve şunu da görüyor. Kardeşim, bu kızlar sana gururu yaşattılar. Bu kızlar sana bütün dünyanın izlediği bir şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmanın ve o Kübalısı da dahil ağlayarak İstiklal Marşı'nı söylemenin şerefini hissettirdiler. Sen ne yaptın? Sen de onu tarifeli uçakla Türkiye'ye getirdin. Cumhurbaşkanının 13 uçağı var. 13 uçağı. Neye işe yarıyor ya? Ya bu Cumhurbaşkanının 13 uçağı neye yarıyor kardeşim? Siz sözde kemer sıkma politikaları kapsamında, birazdan oraya geleceğiz. Tabii. Tasarruf kararları uygulamaktan anladığınız bu muydu? Yani tasarruf ede bize milli bir gururu yaşatan voleybolcuları özel uçakla almayıp tarifeli uçağa bindirmeyi mi anladınız? Tasarrufunuz bu muydu sizin? Ya sizin 13 tane uçağınız var. Cumhurbaşkanının 13 uçağı var. 12'si işe yaramıyor. Cumhurbaşkanı buradan hangi sefere gitse... Ama oraya savunmaları var. İsmail, itibardan tasarruf tabii, olmaz. Bundan Mutlu hangi sefere gitse, bundan hangi sefere gitse yanına ne kadar iş bilmez gazeteci varsa, ne kadar kamu ihalelerini hortumlamış adamı varsa alıp onu götürüyor. Onlara özel uçak tahsis ediliyor. Bu kızları siz neredeyse bisiklete getirecektiniz ya. Bu kızları neredeyse bisiklete binecekmişsiniz. Ya sizin bu kızları sırtınızda taşımanız lazım. Bu kızları sırtınıza alıp getirmeniz lazım. Bu kızları özel uçağı çok gördünüz siz. Ha ben derim ki Türk ekonomisi gerçekten tasarrufa gidiyor. Cumhurbaşkanı da Meksika Devlet Başkanı gibi tarifeli uçağa biniyor. Bir ara İngiliz Devlet Başkanı da öyleydi. Onu anlarım. Karavanda yaşayan vardı. Yahut deriz ki ya Cumhurbaşkanı hariç, bakanlar hariç herkes tarifeliye biniyor derseniz bunu anlarım. Ama ya Afganistanlı mültecinin bile uçakla ülkesine gönderildiği yerde voleybolcu kızları siz tarifeli uçakla getiriyorsunuz ya. Ya biz Afgan'ın kaçağını uçakla gönderiyoruz. Siz delirdiniz mi? Ya gidip biz Latin Amerika'dan Tosuncuğu geri getirdik uçakla. Bak Latin Amerika'dan Tosuncuğu getirdik. Arnavutluk'tan Fatih neydi soyadı? Asıl onun şirketi neydi? Todex'ten yargılanıyordu. Latin Amerika'dan dolandırıcılıktan Tosuncuğu getirdik. Arnavutluk'tan efendim Todex'çi Faruk'u getirdik. Tarifeli uçağı alıp neredeyse business'a bindirdik. Ya bu kızları siz neredeyse kargo uçağı getiriyor musunuz ya? Ya utanmıyor musunuz siz? Utanmıyor musunuz? Yük uçağı getirseniz bari. Böyle bir rezalet olur mu? Bu kızlar size gurur yaşatıyorlar. Tabii. Siz onları utandırıyorsunuz. Yani bunlar düşünüyorum bazen erkek voleybol takımı olsa böyle mi olurdu? Bunlar kadın diye mi öyle yaptınız siz bunlara? Kadın diye mi böyle yaptınız? Erkek voleybol takımı olsaydı, erkek basketbol takımı, erkek futbol takımı olsaydı siz böyle mi yapardınız? Türk futbol milli takımı olsaydı, Türk futbol milli erkek voleybol takımı olsaydı böyle mi yapmazdınız? Herkes biliyor, yapmazdınız. Tabii. Bu kadınlar voleybol takımı oynadıkları, sözde sizin yargılarınıza aykırı gelen biçimde giyindikleri ve öyle bir hayata sahip oldukları için, layık oldukları için, layık Türkiye'de durdukları için siz onları tarifeli uçakla getirtiyorsunuz. Neyse ki o kadarını da yapmışsınız. Orada bırakabilirlerdi yani. Yaşam hakkını... Kargo uçağına yani bindirebilirlermiş. Yaşam koşulları şimdi de, çok kendilerine uygun olmuyor diye getirmeyebilirlerdi. Şimdi de şöyle bir sinsilik var. Efendim maçı Melisa kazandı, niye Ebrar'ı
kutluyorsunuz? Hani derenin taşıyla derenin kuşunu vuracak uyanıklar. Böyle Kübalı Melisa üzerinden. Hani gerçekten yani artık... Bence İsmail, baş ver ya. Artık şey, mantık yok, sınır yok. Allah aşkına laf yetiştirmeye kalksan dibi yok. Bu ayrım, yok. Bu ayrımcılığa biz şahidiz. Bak, bunu görüyoruz. Ayrımcılığa şahidiz. Biz görüyoruz ve bu yazılan çizilenlerden de utanıyoruz. Kimsenin din, milliyetçilik, mezhep kimsenin tekelinde değil. Böyle şeyler olmaz. Benim ama hocam, sıkıntım ama ne biliyor hocam, musun? Gerçekten... Bak tekrar şunu konuşmak lazım. Kardeşim, burada bir sinsilik var. Üst perdeden, üstünü örterek öyle gösterip kadın özgürlüğü, kadın hak ve hürriyetler üzerinden bir tartışma açmaya gayret ediyorlar. Bunu görmemiz lazım. Uzun süredir seçimden önce de Hüdapar yapmıyor muydu? Ya. 6.284 ya, yeniden refah. Hocam, böyle şey yazılar okudum böyle ki. Bir dünya öyle yok. Yazılar okudum ki diyorlar ki, ya siz diyorlar maçı Melisa kazandı, Ebrar'ı kutluyorsunuz. Hani yani Kübalı... Ona da Cumhurbaşkanı armağan etmiş ya vatandaşlığı. Tabii. Tebrik ederim, iyi yapmış. Elbette. Ama Cumhurbaşkanı armağan ettiği için Kübalı'yı kendinden sayıyor. Saysın, o bizim vatandaşı. İtiraz yanlış anlaşılmasın. Ama Ebrar'ı düşmanlaştırıyor. Nereli Ebrar? Bak. Şey miymiş o da? Ölçtü. Balıkesir'i zannediyor. Nereli olduğunu bir önemi yok hocam. Şey yok yani, hayır yani. Orada yok yani. Bunların, hayır hayır. Onların hocam, gözünde yok şu an. Bunların evrenin de aslında Melisa'ya da tahammül yok. Bakma sen. Melisa'ya da tahammül yok. Bunların Melisa ile kuracağı ilişki, az önce Serap'a söyledim ya, yani gülümsedi. Gerçekten öyle. Yani biraz cesaret bulsalar, alacaklar Melisa'nın koluna tutacaklar, götürüp İstanbul müftülüğüne Müslüman yapmaya çalışacaklar. Bunların da zaten Melisa ile kuracağı ilişki bu düzeyde yani. Melisa'nın bir kadın olarak, bir insan olarak başarıları, efendim spor hayatı, mücadele, o da umurunda değil. Esasen şimdilik Ebrar hedef gösteriyorlar. Yoksa Melisa'nın... Zannediyor musunuz ki voleybol oynamasından yahut onun da bir sporcu olarak, bir kadın sporcu olarak orada bulunmasından çok memnunlar? Hayır, şimdi değiller. Peki. Şimdi TÜİK verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu genelde çok daha itibar edilmeyen veriler. Çünkü maalesef sadece TÜİK enflasyonuna baktığımızda TÜİK enflasyonu ENAG'ın enflasyonuyla zaten alakasız. Vatandaşın enflasyonuyla hiçbirinin alakası yok. TÜİK diyor ki efendim... Merkez Bankası'nın tahmininin de üzerine çıktı TÜİK verileri İsmail Saymaz. Ağustos'ta 58,94 dedi TÜİK. Bir grafiğimiz var, hemen yönetmenim veren kulağıma söyledi şimdi. Ağustos'ta neyin fiyatı ne kadar arttı? TÜİK diyor ki Ağustos'ta tüketici fiyatı aylık diyoruz efendim. Ağustos ayında 9,09 arttı diyor. Eğitim %3,11, sağlık alanında %7,98 artış var. Giyim ve ayakkabıda %8,25 okullar açılıyor. Ulaştırmada çok büyük bir artış görüyoruz. %16,61 efendim. Diğer rakamlar konutta %6,89 şeklinde devam ediyor. TÜİK'in enflasyonu buydu. Bir de ENAG'a bakalım. ENAG diyor ki efendim yıllık enflasyon %128. TÜİK diyor %58. ENAG diyor ki %128. Orada baktığımızda efendim sağlık alanında %26,12'lik bir artış söz konusu. Diğer alanlarda haberleşmede %21,56 rakamı dikkat çekiyor. Yönetilen, yönlendirilen ve diğer %7,23 olarak açıklanmış. Gıda ve alkolsüz içecekler %11,48 olarak devam ediyor efendim. ENAG'ın Ağustos ayı verileri de bu şekilde. Yıllık bazda ciddi bir artış var. Tabii bir de efendim vatandaşın cebine yansıyan bir enflasyon rakamı var ki orada da zaten marketlerde çalışanlar şunu söylüyorlar. Saat başı etiket değiştiriyoruz. Gıdada ciddi bir artış var. Saat başı etiket değiştiriyoruz. Konuttaki durum malum, İstanbul'da 20 bin liranın altında bir ev bulmak mucize artık neredeyse. İsmail, bu verileri nasıl değerlendirirsin? TÜİK'in verilerine baktığımızda Merkez Bankası'nın yıllık tahmininde üzerine çıktığını görüyoruz. Ben önce şunu da söyleyeyim az önceki konuya ek olarak. Bu kızların neden özel uçakla değil de tarifeli seferle getirildiğini Türk Hava Yolları'nda da içinde de araştırdım. Yani Türk Hava Yolları cenahında da araştırdım. Konunun Türk Hava Yolları'na ilgisi yok aslında. Tabii bunu Voleybol Federasyonu'nun ayarlaması gerekiyordu ya da Spor Bakanlığı'nın ayarlaması tabii gerekiyordu. İhmal etmişler. Talimat alınması gerekiyor. Dolayısıyla evet, Türk Hava Yolları'nın. Ama onlar da anladığımız kadarıyla bir tatil armağan etmişler bunu telafi etmek için. Voleybolculara bir haftalık tatil armağan etmişler. En azından yani sonunda bir jest çekilmiş oldu. Şimdi... ENAG, bugün bir şey söyleyeceğim. Ben bugün pazarda bir
Ben Rize'den geldim. Rize'de bir vesileyle bir ev eşyası aldık. Ondan sonra ev eşyası alımında hazır bulundum ben de daha doğrusu. Şöyle düşünüyorum, şöyle söyleyeyim. Yeni evli bir çiftin hocam. Yeni evli bir çiftin. Evinin, bak beyaz eşyayı saymıyorum. Beyaz eşya dahil değil. Mobilyası, oturma odası, yatak odası, gardırobu, kanepesi, masası, şusu, busu. 100 bin lira verip çıkıyorsun. 100 bin lira verip çıkıyorsun. En az. Bak, oturma odası. Efendime söyleyeyim. 2+1 ev için düşünelim. Bir oturma odası, bir televizyon sehpası. Efendime söyleyeyim. Beyaz eşya yok değil mi? Beyaz eşya yok. Oturma odası. Efendim, televizyon sehpası, masa, komedin, yatak odası, gardırop, bir odaya da bir şey, kanepe. Hepsine hocam en az 100 bin lira, 110 bin lira verip çıkıyorsun tertemiz. Bu da parayı peşin vermen kaydıyla. Öyle taksitlendirdiğinde bu daha da artıyor. Bak buna beyaz eşya dahil değil, televizyon dahil değil, buzdolabı dahil değil, çamaşır makinesi, buzdolabı. Asıl tutan onlar zaten. Dahil değil. O yaşamada bulunamadım. Yani onları bilmiyorum. Ama televizyon 20 bin lira civarında. Sonra sen kaçtın? Televizyon 20 bin lira civarında onu biliyorum. Yani televizyon 20-25 bin bandı. Daha büyükleri var. Ona 40 bine kadar gidiyor da orta karar bir televizyon. Efendime söyleyeyim. Halısı yok bunda. Tülü yok, perdesi yok. Mutfak eşyaları, araç gereci yok. Mutfak eşyaları yok. Milletin moralini bozma. Yapma İsmail, herkes evlenmekten kaçacak şimdi. Ya bu iktidar şimdi, seçimden önce çiftlere 150 bin lira evlilik kredisi vereceğini söylemiş. Yattı kulağın üstünde. Bak. Kimse bahsetmiyor. Sözde millet LGBT olmasın, sapkınlığa savrulmasın, hepinize bedava kredi vereceğim, herkes evlendireceğim diyen iktidar seçimden sonra yuva yıkıyor. Gel şimdi evlenemezsin. Nerede bulacağım parayı da vereceğim? Nasıl vereceksin bu parayı? Bugün Sözcü gazetesinde çok kritik bir haber vardı. Hocam asgari ücretlinin bir ev alması için 242 ay yemeden içmeden maaş biriktirmesi gerekiyor. Bir emeklinin bir ev alabilmesi için yemeden içmeden 272 ay ama tabii maaşa ayırması falan gerekiyor. Ödemeyecek. Maaşa hiç dokunmayacak. Alacak kenara koyacak. Maaşa hiç dokunmayacak. 2 yıl önce, 3 yıl önce bir memur 5 yılda biriktirdiği maaşla ev alabiliyorken bu 14 yıla çıkmış. Ya zaten bunlar ev alamıyor. Bak evden geçti artık. Zaten ev alamıyor. Dediğim üzere bir memurun ev alabilmesi için 14 yıl yemeden içmeden çalışıp maaşı kenara bırakması gerekiyor. Hadi aldı değil. Ya ben diyorum sadece oturma grubu, oturma grubu, televizyon sehpası, efendim berjer, kanepe, yatak odası, gardırop 110 bin lira veriyorsun, çıkıyorsun. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, süpürge, osu, busu onlar dahil değil. Halı, tül, perde dahil değil. Nasıl olacak bu? İkincisi ben bugün pazara gittim. Döndüm pazara gittim. Pazar alışverişini yapıyorum. Arkadaşım Eyüp'e bir fotoğraf attım. Eyüp'ten rica edelim bir ekrana getirsin o fotoğrafı. Eyüp, pazardaki pazar fotoğrafı. Fiyatlar sanıyorum. Rica ediyorum. Arkamıza da yansıtsınlar. İstirham ediyorum. Arkamıza da yansıtsınlar. Ya göstermek istiyorum yani. Ey insaf. Şimdi ben böyle diyorum. Ben bu fotoğrafları bazen paylaşıyorum Serap. Altına hemen at troller bitiyor. Tabii, vay tabii. Efendim sen Etiler pazarı mıdır da efendim Beşiktaş pazarı mıdır da o mudur? Ya hadi diyelim Etiler pazarı. Etiler'deki. Yani ya Etiler olsa ne olur ya? Etiler onlar olsa parayla çalışıyor. Tamamen senin ayarını bozmaya çalışıyor. Ne ayarını bozacağım? Ben ayarını bozarım. Şimdi kardeşim bak burası Kadıköy'de herhangi bir pazar ya. Aynı avokado esnaf. 35 şey lira dur. Taze ceviz 80 lira. Bak buranın pazarı, bu Kadıköy esnafı var ya. Gidiyorsun bugün pazartesi Kadıköy'de Göztepe Parkı'nda. Ertesi gün gidiyorsun Merdivenköy'de. Bir gün sonra gidiyorsun. Aynen. Yani orayı dolaşıyor. Salı pazarı. Bak bir saniye dur. Bir öncekine gelebilir miyiz? Kalkabilir miyiz? İthal 100 tabii tabii. İthal 100 23 lira. Bir öncekine gelelim. Az öncekine gelelim. Serap biraz kenara kay. Bak hocam bugün ben bunu alışveriş yaptım. Nasıl döneyim Serap, şu an bilemedim. Dur ben göstereyim. Kokulu çilek 80 lira. Şöyle öneyeyim ben biraz. Armut 50 lira. Hünnap 100 lira. Hünnap 100 lira. Hocam bir tanesi 5 liraya falan denk geliyor. Bak hünnapın. Taze ceviz 80 lira. Avokado 35 lira. İncir 100 lira. Hocam şu bak bu bir tane
tabak koymuşlar. Evet. O tabakta 9-10 tane incir var. Yani 9 İnanılmaz tane şey. İncir. Bak İnanılmaz. İncirin tanesi 10 lira hocam. Bir tane incirin tanesi 5 lira. Neredeyse hocam taneyle incir satılacak. Bursa şeftali 50 lira. Muz 50 lira. Ben bu kadarını çekebildim. Ya bunu koyuyorsun. Adam hemen dibinde bitiyor. Vay gel bizim pazara. Ya yani gitsen onun pazarına koysan onu da inanmayacak biliyor musun? Böyleler. Tabii. Böyleler. Ya bu vatandaş yani bu Kadıköy'de herhangi bir pazar. Ya burada orta halli insan, orta alt gelir grubu insan yaşıyor. Allah'tan korkmuyor musunuz? Tamam öyle diyelim. Rize'den bir fotoğraf koyacağım hocam. Bir sonraki fotoğraf, muz fotoğrafını koyabilir miyiz? Muzu mu istiyor? Rize'de çekilen bir Rize muz değil, özür dilerim. Bu Rize da Rize değilmiş. Bunu da söyleyeceğim hemen şimdi. Şimdi bu da bana tane muz fotoğrafı değil tane mi? Muz tane fotoğrafı, muz, evet. İthal muz 23.27. Bu da bana 23 lira. Bu da bana Düzce'den geldi hocam. 82 lira. O birim fiyatı. 80 bir tane muz 23 lira. Ya hadi Kadıköy dedin. Tamam biz hepimiz Kadıköy kontuyuz. Kadıköy'de özel bir şey, Kadıköy özel yönetimindeyiz. Hepimize prenslik ve kontluk verilmiş. Biz muzun tanesine 1000 lira veriyoruz. Tamam biz anladık. Kardeşim Düzce'deki adam muza niye 23 lira veriyor? Bir sonrakine gelelim. Rica ederim yönetmenimden. Elma. Bak Rize'de kendim aldım hocam. Burası Rize. 2 Eylül zaten. Onu gördüm görünüyor. Paylaşmışsın. 2 Eylül. Bak, tanesi 14.25. Ya 14 lira verdim. Şimdi ben bak ne oldu hocam anlatayım. Kilo fiyatı 49 lira. Ne oldu hocam anlatayım. Bak geldim tezgaha gidiyorum. Aslında ben sen görmemiştim. Elmaya baktım ya dedim 14 lira elma mı olur dedim ya. Kasiyer kız da bana dedi ki abi dedi ben bunun fuanı 8 liraya aldım dedi. Şimdi tam o sırada konuşup fotoğrafını çektim. Hemen yanımda bir sakallı beyefendi bitti. Niye çekiyorsun? Sana ne dedim? Efendim dedi sen dedi sözcüyle çalışıyorsun. Olabilir evet Allah. Dedim. Evet dedim. Ondan sonra çekip ne yapacaksın dedi. Kardeşim sen deli misin dedi. Ya eminim o elmayı almaya gücü yok. Hocam o ama elmayı şey almaya gücü yok. Yani ve bu elmanın ve bu elmayı tüketemiyor. Bak pahamlılık. Ben tek almışım o alamıyor belki de. O, ona rağmen o, ama. O torbasını dolduramamış. Fakat işte lanet olsun. O çeşitli moral ve benzeri değerler nedeniyle iktidarı sahipleniyor. Ve o pahalılığı bile sahipleniyor. Yani muza erişemediği, elmaya erişemediği halde. Onu çekerim ben diyor. Ve giderken de bağırıyordu. Bizi engelleyemeyeceksiniz diye. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bu yoksulluk, bu çaresizlik yani yaşanan bu çaresizlik ve ama kendisini orada buluyor işte. Öyle ifade ediyor. Öyle ifade ediyor. Geçmişte fakat diyor. Hocam, bunları yaşadık biz diyor. Elmaya erişemiyoruz. Hocam elmaya erişemiyorum. Bu en temel şeyler. Şimdi orada böyle bir karşı çıkışla. Tabii bu artık istisnai. Orada böyle bir karşı çıkışla karşı karşıya kaldım da ifade etmiş olayım. Bütün bunlardan sonra Rize'de elmanın tanesi yani Rize. Serap, burası Cumhurbaşkanı'nın memleketi. Burada ekmek 10 lira Serap. Ekmek 10 lira. Taksinin açılış ücreti 80 lira Serap. Araba taksinin bir dakika beklemesi 3 liraya. İndi bindisi 50 lira. Burada markette elma, Rize'de elma yetişir. Benim bahçemde vardı yani sarısı da kırmızısı da elma yetişir. Elma 14 lira tanesi. Rize'de elma 14 lira olduktan sonra, Düzce'de 27 lira muzun tanesi satıldıktan sonra, İstanbul Kadıköy'de incirin kilosu 100 liraya, tanesi 10 liraya çıktıktan sonra, TÜİK rapor yazsana yazar, yazmasana yazar. O da sen fotoğrafı çektiğinde 14 lira o elma. Şimdi iki gün bilmiyoruz. Geçtiğinde o 20 şimdi lira olmuştur. TÜİK enflasyon oranını açıkladı. Aylık enflasyon 9 değil mi? 9. 9,9 olması lazım. Efendim, 9,09. %58,94 Merkez Bankası'ndan daha. Bu da güncellemiş yani. Kendisinin tabii. Merkez Bankası'na göre güncellemiş. Ey TÜİK, ey TÜİK'teki raportörler, ey oradaki yetkililer. Siz Merkez Bankası'ndan daha çok başkanı değişen bir kuruluşsunuz. Yazdığınız raporlara kendiniz itimat etmiyorsunuz. Ne oldu? Raporunuzu, TÜİK enflasyon raporunu neye göre güncelledi? Hangi veriler değişti? Öyle ya, sizin enflasyon rakamını siz enflasyon rakamını güncellediğinizde hangi veriler değişti de Merkez Bankası ile verileriniz yaklaştı? Hangi veriler değişti? Hangi kalemler değişti? Gerçeğe neden ve nasıl yaklaştınız? Hangi maddelerin torbadaki ağırlığı değişti? Siz enflasyonu göstermek için piyasada satılmayan ve daha ucuz hangi ürünleri koyuyordunuz? Yahut
Satılan ürünlerden hangisinin ağırlığını daha az göstermiştiniz? Bugün ne değişti? Merkez Bankası ile uyumlu olabilmek için ne yaptınız? Ve bu ne kadar ve bu ne kadar gerçeği yansıtıyor? Yansıtmıyor. Şimdi muhalefetten de tepki var. Muhalefet de diyor ki madem rakam bu, biz önceki aylara inanmıyoruz. Onlar da çıkarılsın baştan. Tabii ki. Biz önceki bundan, rakamlara inanmıyoruz diyor. Bu ne biliyor musun? Muhalefet. Bu ne biliyor musun? Bu soruları çalmak gibi. Nasıl ki Fethullahçılar bir dönem bir furya halinde soruların her soruyu çaldılar ve ona göre kamusal alanı düzenledilerse bu da öyle. Evet. TÜİK bugüne kadar ki her değeri çaldı. Ve TÜİK'in belirlediği enflasyon rakamıyla maaş belirlendi ya. Öyle değil mi hocam? Evet. Öyle değil mi? Yani TÜİK'in bugüne kadar belirlediği... Şimdi tekrar kurumları yerlerine oturtmaya çalışıyor TÜİK, en azından. Bak, TÜİK, Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek. Yapısal reform. Serap, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumları çökse bile şüphe duyulmayan bazı kurumları vardı. ÖSYM, sınav sistemi falan. Çalışır yani, tıkır tıkır çalışır. Sınava girerken eşitsizlik olabilir. Sen dershaneye gitmişsin, o gitmemişsindir. Tamam, bu doğru. Ama sınavda kimsenin kayrılmadığını biliyoruz. Ben üniversiteye girdiğim ilk sene sorular çalınmıştı. Çalan da sevgilisine kıyak çekmek isteyen bir gençti. Sınava girilmeden çalındığı ortaya çıkmıştı. İptal olmuştu, edin. Bir sınava girmiştik. Bir onu hatırlıyorum. İkincisi Yüksek Seçim Kurulu. Seçimde şahit olmazdı bu ülkede, bu iktidara kadar. Bu iktidar sandığın kendisini çaldı neredeyse. Mühürsüz oylar kabul edildi. Üçüncüsü de TÜİK kardeşim. TÜİK'in verileriyle oynadılar. TÜİK sırf iktidarın önüne hedef olarak koyduğu enflasyon oranını belirlemek için, tutturabilmek için TÜİK piyasadan aldığı malların niteliğini değiştirdi. Daha ucuz olanların miktarını arttırdı. Hükümetin istediği oranı tutturdu. Tutturamayan başkanları kovdular. Yerine yeni başkanlar geldi. Onlar da tutturamadı, onları da kovdular. Şimdi gelen başkana talimatla Merkez Bankası'nın rakamını tuttur diyorlar. Bak bu da doğru değil. Buna da gerçeği yansıt demediler. Merkez Bankası'yla birbirinize ayak uydurun dediler. Merkez Bankası'nın enflasyonu ne kadar doğru ki bu doğru olsun. Bu da doğru değil. Ama burada kritik olan şu. Bugüne TÜİK'in bugüne kadar enflasyon başta olmak üzere açıkladığı bütün verilerde şüphe var. Tabii. Çorbaya kıl düştü. Çorbaya kıl düştü, bütün verilerde şüphe var. İkincisi, TÜİK'in bugüne kadar belirlediği enflasyon verileriyle maaşlar, milyonlarca emeklinin, emekçinin hakkı yendi. Ve orada da büyük bir suistimal söz konusu. O nedenle buradan geriye doğru şeffaflık adına bugünden geriye doğru enflasyon oranının öncelikle TÜİK'in enflasyon oranını belirlerken hangi değişikleri yaptığının açıklanması gerekiyor ki TÜİK'in belirlenmesi gerekiyor. Sen neleri değiştirdin? Sen Merkez Bankası ile ayak uydurmak için hangi ürünleri aldın, hangi ürünleri çıkardın, hangi ürünlerin ağırlığını arttırdın? Onu bir açıkla. Bugünden geriye doğru da hangi anketlerinde bu sahtekarlığı yaptın, onu itiraf et. Sen çünkü verilerle oynamışsın. Ve bundan doğan kazanç ve hak kaybını da kamuya ilan et. Çünkü senin verilerine bakarak maaşlar açıklandı. Evet. Benim bildiğim kadarıyla Mehmet Şimşek öncesinde Nurettin Nebati ile Şahap Kavcıoğlu arasında büyük bir gerilim var. O dönemde başlamış, bugün hala devam eden bir gerilim olduğunu hem AK Parti kulislerinden, hem Hazine ve Maliye Bakanlığı çevrelerinden, hem de Merkez Bankası kulislerinden öğrendim. Özellikle benim bu kulislerde duyduğum o ki, Nurettin Nebati kur korumalı mevduatın 3,5 trilyon liralık bir yüke dönüşmesinden Şahap Kavcıoğlu'nu sorumlu tutuyor. Ve Şahap Kavcıoğlu'nun Türkiye ekonomi modeli adını verdiği modelin başarısızlığa uğramasını sorumlusu olarak görüyor. Hatta aralarında hiçbir uyumun olmadığını... Eski Bakan Nebati mi diyor bunu? Bakan Nebati eski de, diyor demedim. Ha, böyle bir ben, kulis ben, anladım. Ben Nebati ile konuşmadım. Ben anladım. Nebati diyor demedim. Anladım. AK Parti kulislerinde, bakanlık çevrelerinde ve Merkez Bankası
çevrelerinde konuşulan ikisi arasında bugüne kadar hiçbir uyumun olmadığı, aksine büyük bir gerilimin olduğu, hatta ağır bir gerilimin olduğunu işittim. İşittiğim o ki Nurettin Nebati Türkiye ekonomisi, Türkiye model ekonomisinin başarıya uğrayacakken sabote edildiğini düşünüyor ve kur korumalı mevduatta kendisine rağmen haberi olmadan kararlar alındığını iddia ediyor. Yani onun böyle düşündüğü iddia ediliyor. Diğer taraftan Nurettin Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı bir biçimde ikna ederek ya da onun hareket ederek Nurettin Nebati'yi pasifize edip belli kararları uyguladığı ve bu yüzden kur korumalı mevduatın yükünün 1.3 milyondan 3.5 trilyona kadar büyüklüğünün 1.3 trilyondan 3.5 trilyona kadar yükseldiğini iddia ediyorlar. Ve kur korumalının aslında yani vatandaşın dövizle, dolarla olan bağını koparmak üzere ortaya atılmış olan bu formülün o dönem Merkez Bankası ve Kavcıoğlu tarafından özel bankalar sözlü olarak baskı altına alınarak teşvik edildiğini ve dolayısıyla kur korumalıya yönelimin arttırıldığını iddia ediyorlar. Dolayısıyla Nurettin Nebati ve onun kadrolarıyla Şahap Kavcıoğlu ve onun kadroları arasında görev döneminde başlayan ve bugün hala süren sert kelimelerin havada uçuştuğu bir gerilim var. Çünkü KKM ve Türkiye modeli cenazesi avluda kaldı. Cumhurbaşkanının ağzını bıçak açmıyor, bir daha NAS'tan hiç söz etmiyor. Şahap Kavcıoğlu faiz indiriminin asıl savunucularına Şahap Kavcıoğlu suskun. Nurettin Nebati ise vekilliğe geri gönderildi. Ve onun dönemi ortadan kaldırıldı. Onun yerine Mehmet Şimşek ve Hafize Gayer Erkan ikilisi geldi. Şimdi bu kavganın bugüne dair yansımaları var. Bir kere açıkça ifade edeyim. Benim duyduğum kadarıyla Nurettin Nebati ile Şahap Kavcıoğlu konuşmuyor bile. Onlar bu haldeyken Merkez Bankası'nı nasıl yönetmiş? Yani Türk ekonomisini nasıl idare etmişler? Edememişler ki bu fatura çıktı. Edememişler evet yani konuşmuyorlar. Edememişler. Çünkü mesela kur korumalı da yarın detaylarıyla yazdım. Biri başka bir formülü savunurken öteki başka bir kararı hayata geçirmiş. Bunun yansımaları da tabii kur korumalının büyümesi olarak gerçekleşmiş. Birincisi bu ve Cumhurbaşkanı orada tercih yapmış anlaşılan o ki Kavcıoğlu tercih etmiş. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Tabii. Görev dönemi bittiğinde Kavcıoğlu'nun Nurettin Nebati'yi meclise gönderirken Kavcıoğlu'nun BDDK'nın başına almış. Şimdi BDDK'nın başına Şimşek'in alması... Şimşek'in istemediği söyleniyordu ona rağmen. Evet. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan'ı burayla dengeliyor demek. Bunlar faiz politikasını savunurken o karşıtı. Yani Şahap Kavcıoğlu geride durmuş değil. Görüşünü geri değiştirmiş de değil. Şahap Kavcıoğlu kendi görüşünü uygulamış da değil bence. O Cumhurbaşkanı'nın arzusu neyse onu gerçekleştirmiş. Şimdi de Cumhurbaşkanı'nın arzusu doğrultusunda Mehmet Şimşek'le Hafize Gaye Erkan'ı dengeliyor. Bunlara bir inisiyatif alanı tanınmış Şimşek'le Gaye Erkan'a. Evet. Bu işi çözdünüz. Ya bir süre ya bir sınır tanınmış bilemiyorum. Çözemediği takdirde yer değiştirirler. Yani bence burada Cumhurbaşkanı'nın asıl oyuncusu Kavcıoğlu. Kavcıoğlu'nun gelecek günlerde ben Nurettin Nebati dönemine dair bugün kapılar arkasında konuşulanların daha göz önünde konuşulacağı inancındayım. Çünkü Şahap Nurettin Nebati ile Şahap Kavcıoğlu kavgasının bize neye mal olduğunu henüz anlayamadık. Anladığımız kadarıyla bir KKM meselesi var. Yani KKM'nin büyümesinin, yayılmasının, teşvik edilmesinin sorumluluğu gerilimin konusu haline gelmiş. Bir de yine benim anladığım kadarıyla bir önceki Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı kadroları buna bir diğer taraftan Şahap Kavcıoğlu, bir diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı kadroları faiz arttırılmasını halen karşılar.
Buna rağmen Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ı özel bir inisiyatif tanımış. Ancak bu her an geri dönebilir, öyle zannediyorum. Yani bir başarısızlık, bir programla uyuşmayan bir sonuç elde edildiğinde Cumhurbaşkanı günah keçisi ilan edebilir. Her an için bunu yapabilir. Şahap Kavcıoğlu o gün için bence yedek lastik olarak bekliyor. Evet, size. Şimdi önce bir haber boyutuyla aktarayım. Bir tabii. kere bu hanımefendi Perinaz Mahpeyker Yaman, Batmanlı bir hanımefendi, belli ki muhafazakar. Daha önce AK Parti'nin iki kez adayı olmuş bir hanımefendi. Ve kendisi Hasan Cengiz adlı iş adamının, siyasete meraklı, bu istihbarat, dış ilişkiler işlerine düşkün bir iş adamıyla da yakın temas halinde. Bu hanımefendi, Hasan Cengiz kim? Hasan Cengiz, Erzurumlu bir vatandaş. Yakın zamana kadar Erdoğan'a destek vermiş. Halen profilinde Erdoğan'ın fotoğrafı var. Onu da özellikle sevdiğini söylüyor. Bir Putin'i seviyor, bir Erdoğan'ı seviyor. Şu arada Kılıçdaroğlu'nu seviyor. Kendisi Avrasya Yerel Yönetimler Birliği, Birliği denilen kerameti kendinden menkul bir birliğin başkanı. Ve bu birlikle her siyasetçiyle temas kurmuş. Ve Kılıçdaroğlu'yla da temas kurmuş. Kılıçdaroğlu'yla yakınlık kurmuş ve ona destek verdiğini söylüyor. Bu tek adam yönetimine karşı Kılıçdaroğlu'nun yanında durduğunu söylüyor. Şimdi Kılıçdaroğlu, tabii Kılıçdaroğlu'na ihtiyaç duyabilir. Fakat Kılıçdaroğlu niye bu adama ihtiyaç duyuyor? Onu günlerdir anlayamıyorum yani. Kılıçdaroğlu bu kişinin hangi fonksiyonuna yararlanmıştır? Ekonomik desen öyle bir ağırlığı yok. Gerçi Levent Gültekin öyle bir konuşma yaptı. Yani iddiaya göre Hasan Cengiz'in işte aday olması karşılığında Kılıçdaroğlu'na para verdiği yönde bir bence dedikodu niteliğinde ama ona gelmiş bir haberi paylaştı. Ben buna zaten ihtimal vermem ama böyle bir maddi gücün olduğunu zannetmiyorum. Bir bağlantı desen o da yok yani. Neden yani Kılıçdaroğlu neden bu adamlara bu kadar ihtimam gösteriyor, bu kadar kapı açıyor anlamakta zorlanıyorum. Neyse bu Hasan Cengiz bulduğu boşluktan burnunu uzatıyor ve Kılıçdaroğlu'na danışmanlar tavsiye ediyor. Onlardan biri Hafize dedim, nereden geldi aklıma? Perinaz Hanım. Bir diğeri de Mustafa Kemal Kahya diye bir otelci. Ve Kemal Kılıçdaroğlu ve bu o hanımefendi Kemal Kılıçdaroğlu tanıştıktan sonra takriben Nisan ayından itibaren Bülent Kuşoğlu ile tanışıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı. Onunla yemekte bir düğünde beraber oluyorlar. Sonra Canan Kaftancıoğlu 13 Mayıs'ta seçimden bir gün önce kalabalık bir heyetle bu hanımefendinin evine gidiyor. Aradım Canan Kaftancı'yı sordum. Kaftancıoğlu'na işte seçim günü seçim ev çalışması dedi. İyi de yani hiç ev çalışması gibi görünmüyor o. Hanımefendi orada. Hanımefendi orada yani evi ziyaret edilmiş bir vatandaş gibi görünmüyor. Gayet ev sahibi. O davet etmiş. Bir davet gibi görünüyor. İzah etmeleri gerekir. Ve sonunda 26 Mayıs ya seçimden bir iki gün önce Hasan Cengiz'in önerdiği Hafize ile, Perinaz ile Mustafa Kemal Kahya'yı danışman yapıyorlar. Ya bu hanımefendi herhangi bir eğitime sahip değil. Herhangi bir siyasi aday olmak, AK Parti aday olmak dışında bir siyasi kariyeri de yok. Batmanlı bir iş kadın. Bundan yığınla var. Batman örgütünüz var sizin. Batman örgütünüz var. Burada bir sürü Batmanlı var yani CHP'ye yardım edebilecek. Ya hiç mi adamınız kalmadı? Ressam Ahmet Güneş'te kim var? Batmanlıdır. Arayın söyleyin yardımcı olsun size yani. O da mı yok yani? Kim bu? Bu kim ya? CHP yeri geldiğinde biz şöyle örgütüz, böyle örgütüz diyorsunuz. İmamoğlu değişim talebiyle yola çıktığında olur mu canım biz örgütüz diyorsunuz. Kimse bu örgütte kariyer yapmayı diyorsunuz. Koca örgüt nerede o zaman kardeşim? Bu kadar övündüğünüz, bu kadar altını kalın kalın çizdiğiniz, değişim arayışlarının önünü tıkamak için paravan yaptığınız, İmamoğlu'nun İstanbul başarısını gölgelemek için örgüt örgüt diye başına kalktığınız bu örgüt nerede? Varsa danışmanı niye oradan almadınız da gidip AK Parti adayı Perinaz'ı bulup getirdiniz? Ve hangi niteliğinden faydalandınız? Yani ben bakıyorum, bundan nasıl bir... Kılıçdaroğlu bu Perinaz Hanım'dan nasıl bir alanda faydalanmıştır? Ne görmüştü, ne öğrenmiştir, yeni ne öğrenmiştir? Şimdi o dönem şöyle bir dönem. Yurt içinde ve yurt dışında AK Parti'nin kıyısında kenarında bulunmuş bir kısmı Kürtlerden oluşan, o
vatandaşların yönü CHP'ye dönmüş. CHP'de siyasi kariyerlerini ya bir kez daha yapmak ya da orada tamamlamak istemişler. CHP ile ilişkilenmişler. Daha çok AK Parti'ye meyreden Kürtleri kastediyor. Onların bir kısmı öyle. Bir kısmı da daha milliyetçi kişiler bunlar. Ve bunlara kapılar sonuna kadar açılmış. Yani 80 civarında böyle danışman olduğu iddia ediliyor. Sayısını da bilen yok. Örgüt örgüt diyenler bunu sormuyorlar. Kaç tane danışman, genel başkanınızın kaç tane danışmanı var? Bunların kaçının genel merkez odası var? Kaçına para verildi? Bilen yok. Gayya kuyusu gibi ya. İnanılır gibi değil. Neyse. Bu hanımefendi 26 Mayıs'ta, 27 Mayıs'ta danışman oluyor. 4 ve 14 Haziran'da CHP bir genelge çıkarıyor. 4 Haziran'a kadar danışman olmuş olanların danışmanlığı sonlandırılıyor. İddiaya göre bunların hepsine gidiyor. Mustafa Kemal Kahya, yani Hasan Cengiz'in referansıyla danışman olan kişi Twitter hesabında bunu paylaşmış. Evet, ona gitmiş. Ama Peri Nazar'ın paylaşmamış. Benim öğrendiğim kadarıyla arada başka gelişmeler oluyor. Hasan Cengiz mi devreye giriyor? Ne? Perinaz Hanım'a sözlü olarak sen devam edebilirsin deniyor. Perinaz Hanım'ın yakın çevresine söylediğine göre bir genel başkan yardımcısı, onun da Bülent Kuşoğlu olduğunu iddia ediyor. Ben sordum, o ben değilim diyor. Bülent Kuşoğlu'nun referansıyla Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ikinci kez danışmanlık verildiğini söylüyor. Görev süresinin uzatıldığını ya da ikinci kez şans tanıdığını söylüyor. Ne yapıyor bu hanımefendi? Eylül ayı önce Hasan Cengiz'e CHP'nin 3. katında oda veriyorlar. Ardından bir hafta önce Perinaz Hanım'a oda veriyorlar. CHP'nin 3. katında. Perinaz Hanım odaya geliyor. Mobilyaları beğenmiyor. Mobilya getirtiyor. Ya CHP'de adam mı kalmadı? Biri de demiyor ki bu hanımefendi kim? Buraya mobilya gidiyor, mobilya geliyor. Partinin mobilyalarını beğenmiyor. Yeni mobilya getiriyor. Kimse bir şey sormuyor. Ya şimdi sonra oraya giden bir hanımefendi beni aradı. Sosyal medya kullanıcısı. Ben partiye gittim. Kadından sonra yeni danışmanımız diye beni ona yönlendirdiler. Görüştüm diyor. Konuk kabul etmeye başlamış. Misafir kabul etmeye başlamış. Hatta bazı hangi partilerin tarihte oluyor bu? 1 Eylül, 2 Eylül o civarda. Yeni. Evet. Hatta partilerin bir kısmını evinde karşılamış. Ağırlamış. Öyle deniyor. En son kapıya adını yazdırmak adını istiyor. Adını yazdırmak istiyor. Evet. Ben de onu diyecektim. Adını yazdırma isteği istiyor. Geri çevriliyor. Durumun büyüdüğü anlaşılıyor. Zaten o günde haber patlıyor. Ver Yansın TV'de Erdem Atay arkadaşım bu skandalı o gün yazıyor. Ve o gün... O da şöyle patlıyor sanırım. Hani biz kimsenin adını yazmıyoruz kapıya diye. Genel merkezden bir karşılık gelince bağırmaya başlıyor. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz diye. O sırada CHP genel merkezinde ben CHP'de muhabirlik yapmış bir isim olarak orada odada bekleyen gazeteciler de yukarı çıkıyor. Ne oluyor bu ses nereden geliyor diye. Öyle yayılıyor iş. Olabilir. O kadarını ben bilmiyorum. Sonuç olarak demek ki böyle bir rezalet de var. Tabii. Yani sonuç olarak o gün ben kapıya adımı yazın demese bugün hala koltuğunda oturuyor olacaktı. Bak bir şey daha söyleyeyim. Hani o örgüt örgüt diye değişim talebinin önünü kesmek isteyenler, örgüt örgüt diye kendi koltuğunu korumak isteyenler, genel başkanlarına bu kadın hangi vasfından ötürü danışman yapıldı diye sormuyorlar. Peki şunu sormalarını isterim. Hasan Cengiz ve Perinaz Hanım üye miymiş? CHP üye miymiş? Benim öğrendiğim kadarıyla Ağustos ayı itibariyle, geçen ay itibariyle üye değillerdi. Ya üye olmadan bu insanlar nasıl danışman olurlar? Nasıl CHP Genel Merkezi'nde onlara yer açılır? Nasıl onlar mobilya getirir götürürler? Nasıl onlar kendilerine bu imkanı bulurlar? Şimdi ve partiye gelenlere kadından sorumlu genel danışmanımız diye tanıtılırlar. Şimdi Serap, bak burası kurumsal bir iş yeri. Buraya eleman alırken geçmişte ne yapmış bakılır. Evet. Sosyal medyada ne yazmış bakılır. CV'sine bakılır. Geçiyorum burayı. Umumi helaya adam alsan oraya bile bakarlar. Orada bile bakarlar ne yazmış diye. CHP'de bakmıyorlar. Bak helaya, umumi helaya adam alsan sosyal medyası var mı? Ne varsa ne yazmış bakılır. CHP'de bakmıyorlar. Bakmıyorlar. Bakmadıkları için bu felakette karşı karşıya kaldılar. Bir, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış yaklaşımından kaynaklı şöyle bir kavrayış da var. Muhafazakarlarla ve milliyetçilerle ilişkilenmeliyiz. Bu doğru bir tespit. Ama ilişkilenme aracı bütünüyle hatalı. O cenahta ne kadar çer çöp varsa toplayıp getiriyorlar. O cenahtan kovulmuş, gönderilmiş, yüz bulamamış, kariyer yapamamış. Ne kadar çer çöp varsa
burada kıymet görüp danışmanlıkla taltif ediliyorlar. Benzer bir mevzu yakın sürede yaşamadık mı? Gökmen Ulukuş muydu? O başka. O da benzer yani bir hikaye. O da hakaret etmişti. O da geri... Sezgin Tanrıkulu'na hakaret, terörist demiş, neler söylemişti. Tabii. Şimdi ve bu yaklaşımdan kaynaklı AK Parti'nin bit pazarına nur yağdığı için onları alıp CHP'de kariyer sahibi yapma yaklaşım var. CHP'de kariyer mi yapmak istiyorsun? Bak, CHP'de milletvekili mi olmak istiyorsunuz hocam? Deva Partisi'nde Genç Kolları Başkanı oldu. Şu an Cübbeli Ahmet bir başka kanalda. Evet. Benim de ona ilişkin eleştirilerime cevap veriyor. Tabii biraz tek kale maç olmuş. Ben yokum. Ben yokum. Benim gıyabımda değerlendirmeler yapıyor. Bir gün yüz yüze de gelir, orada da tartışırız. Fakat tabii oraya da vakıf değilim. Yani arkadaşlarım yazıyorlar. Şimdi tam dinlemediğim için oraya cevap vermek istemiyorum. Ama hafta içi bir perşembe sohbetinde konuyu döndürüp bulaşıp bana getirdi. Ve benim ona yönelik eleştirilerime karşılık kabaca şunu söylüyor. Türk Müslümanların yaşadığı sıkıntı kıyamet gününden önce Allah'ın bir ihtarıdır diyor. Zaten diyor kafirler, yani Müslüman olmayanlar. Bir de İmamoğlu'nu ağır eleştiriyormuş. Olabilir. Niye? İşte belediye. Ha, niye? Müslüman olmayanlar için zaten dünya bir cennettir. Onlar arasında sıkıntı yoktur. Ama Allah Müslümanları zaten sevdiği için onları uyarmak babında sıkıntı yaşatıyormuş ki. Tekrar cümle söyleyebilir miyim? Bak bunu da yoruma lütfen. Doğruysa tekzip edebilirler. İslami değerleri yüksek Trabzonlar pişman. Ondan ona oy vermeyecek. Evet. Trabzonlar artık ona oy vermeyecek. Elim kırılsın diyecek. Cübbeli'nin açıklamaları. Beni daha önce de kendi böyle söylemişti. Oturduğu... Sana da laf atıyormuş. Olur, evet, doğrudur. Ne diyor? İsmail'e laf atıyor diyor. Selamete oy verenler haram dedim diyor. Onu anlayamadım ne demiş. Müslüman işten atmış, içki içenleri, Saadet Partileri oy verdi diyor. Ha, belediyenin sosyal tesislerinde alkol alanlara oy verir. Yok, ne dair? Belediyede. İşte. Şimdi tabii o zaman da öyle şeyler söylemişti. Yerel seçimde İsmail Hanım da bulunduğu o mahallelerde İmamoğlu'nun oyu artmıştı. Yani böyle oluyor. Sonuç olarak o sohbetinde diyor ki Allah zaten gayrimüslimleri sevmiyor. Yani Allah'ın gayrimüslimleri sevmediğine dair nasıl bir yani dayanak var onu da bilmiyorum. Yani gayrimüslimleri haşa Allah yaratmadı mı yani? Neden insanları sevmesin yani? Bu da bir tuhaf da. Sonuç olarak Allah gayrimüslimleri sevmediği için onlara zaten ahirette azap var. Dünyada yani zaten 67 sene, 60-70 sene çeksinler, sefalarını sürsünler. Öbür tarafta ben hesabı görürüm. Öyle din, öyle bakıyor, öyle söylüyor. Sonra dünyada ise Allah Müslümanları sevdiği için onlara uyarı babında özel sıkıntı yaşatıyor. Dolayısıyla ki kıyamet yaklaşıyor, akıllansınlar ve yani bu hatalarını düzeltsinler diye fırsat sunuyormuş. Tabii burada kastettiği sıkıntıları ve hatalarını onlar da ekonomik sorunlar. İş AK Parti'ye geldiğinde Müslümanların yaşadığı yoksulluk, Müslümanların yaşadığı enflasyon ve pahalılık, Müslümanların yaşadığı işsizlik Allah'ın azabına dönüşüyor birdenbire. Birdenbire Cenab-ı Allah, ey Müslümanlar siz silkinin diye, yani ey Müslümanlar istiyorum ki siz silkinin, sizi işsizlikle sınıyorum. Sizi pahalılıkla, enflasyonla sınıyorum. Sizi efendim kötü yaşam koşullarıyla sınıyorum diyormuş. Cübbeli'ye bakarsanız bu böyle. Sırf AK Parti'yi aklamak için, açığa, yani temize çekmek için yani haşa sümme iftira atıyor. Yani böyle bir yorum görülmüş iş değil. Şimdi bir de tabii Müslümanların sürüklendiği hatalar, yani ekonomik sorunların, ekonomik musibetlerin gelmesinin gerekçesi olarak da fuhuş, zina ve LGBT'yi gösteriyor. Hani bunlar var. Bu nedenle Müslümanlar, işte o zaman deyince hani bir de benim adıma fikir yürütüyor. Ben bunun üzerine diyecekmişim ki kardeşim, lezbiyenliğin tilla Almanya'da var. Neden onlar zenginlik içinde yüzüyor? Neden bizde 3-5 hani işte lezbiyenler daha az olduğu halde bizde bu kadar fakirlik var diyesi olurmuşum. O da bunun üzerine diyor ki bak işte diyor. Bak işte hemen İsmail Saymaz zihniyeti devreye giriyormuş. O da ben giriyormuşum. Halbuki ne? Halbuki ne? Zaten
küffar ehli Müslüman olmadığı için onlara dünyada zevk ve sefa var. Fakat Müslümanlar çileyle düğümlenmiş insanlar. Baştan sona hikaye, baştan sona aldatmaca. Herhangi bir yerde yok bu. Hiçbir kaynaktan delil getiremez buna dair. Allah Müslümanları sevdiği için özel olarak cezalandırıyor diyorsanız AK Parti Allah'ın Müslümanları cezalandırmak için getirdiği musibet midir kardeşim? Öyle midir yani? AK Parti zinaya sürüklenmiş, eşcinsel ilişkiye sürüklenerek günaha batmış. Müslümanları özel olarak cezalandırmak için mi iş başına getirildi? O yüzden mi AK Parti kendisini dünya lideri gören Erdoğan, o yüzden mi yaptığı bu hatalarla sırf Müslümanları cezalandırmak için işsizlik girdabına sürüklendi, enflasyona sürükledi? O yüzden mi? AK Parti ama cezalandırmıyor o zaman yani. Hayır, hayır cezalandırmıyor o zaman. Bizim yaşadığımız işsizlik. Bak bizim şimdi yaşadığımız... esas İmamoğlu'na sürekli eleştiri yöneltiyor. Eşcinselliği serbest bırakacağım, özellik vereceğim. Ne ezan kalır, ne ibadet kalır. Kim diyormuş bunu? Şeyde, Kanalda Cübbeli Ahmet. Beka sorunu var. İşte o silah terörü üzerinden vurmaya çalışıyor. Bildik kabul şeyler. Şimdi mesele Sayın İmamoğlu cevabını verir herhalde. Şimdi mesele şu. Önce bunlar yanlış, meseleyi yanlış. Doğru tartışalım. Türk halkının yaşadığı işsizlik, enflasyon, pahalılık, efendime söyleyeyim, bu ekonomik yıkımın sorumlusunu ilahi katta aramak, iftira atmaktır. Dış mihraklar mı? Bak, dış mihrağa geçtim. Mihrak, dış bunun mihrak. Sorumluluğunu haşa sümme Allah'a havale etmek, Allah'a iftira etmektir. Kolaycılık. Allah'a iftira etmektir. Bir de kolaycılık. Vay efendim, AK Parti yaklayacağım diye, altını temizleyeceğim diye, temize çıkaracağım diye AK Parti'nin 3 yılda 5 Maliye Bakanı getirip bozduğu, 5 tane Merkez Bankası getirip yerle bir ettiği ekonomiyi, ekonomiye gerekçe bulmak için Allah Müslümanları işte silkinip kendilerine gelsinler diye cezalandırıyor demek Allah'a iftira etmek. Bunun Allah'la nasıl bir ilgisi olabilir? Allah komşunu aşken tok yatma da diyor. Yetim hakkı yeme de diyor. Bunlar da söylüyor. Çalma çırpma da diyor Allah'a. Yani kur korumalı. Kur korumalıyı haşa Allah mı ilham etti? Allah mı bunun dayanağını gökte mi arayacağız? Meme Şimşek, Nurettin Nebati'yi gönderip Meme Şimşek'in gelmesi ayetle mi sadır oldu kardeşim? Ayetle mi gelip gittiler bunlar? AK Parti'nin AK Parti'nin bu hazine garanti ödemeleri Türk milletinin başına bela etmesinin sorumlusu haşa sümme ilahi nedenler mi? Cübbeli AK Parti başarısız diyemediği için, AK Parti iş bilmez liyakatsiz kadrolarla Türkiye'yi yönetiyor diyemediği için, bu yüzden Müslümanlar inim inim inliyor diyemediği için, Müslümanları kuru ekmeğe muhtaç etti diyemediği için, Müslümanlar Kabe'nin kapısında, İşkur'un kapısında olan kuyruk Kabe'nin kapısında yok diyemediği için, cuma namazlarında caminin önü mü kalabalık, efendim halk ekmeğin önü mü kalabalık, git bak halk ekmeğin önü daha kalabalık diyemediği için, AK Parti'nin beceriksizliğini haşa sümme Allah'a mal etmeye çalışıyor. Efendim bunlar da bela, Allah bizi uyarıyormuş, efendim belayı bize, musibeti bize veriyormuş, Allah bizi bunu çok sevdiği için yapıyormuş. Cübbeli, sen AK Parti'yi çok sevdiğin için böyle şeyler söylüyorsun. Onu söyle. Sen AK Parti'yi her şeyden ve herkesten fazla sevdiğin ya da AK Parti'den her şeyden ve herkesten daha çok korktuğun için bunları söylüyorsun. Bunlar için hiçbir yerden delil getiremezsin. Kur'an-ı Kerim'den buyur delil getir. Şu anlattığın hikayeye Kur'an-ı Kerim'den delil bul bakalım. Bir tane delil bul. Bir tane delil bul ya. Mümkün müdür? Bir örnek istiyorum. Efendim hadis kitaplarından bir tane delil gel. AK Parti'ye uydur bakalım. Yoktur böyle bir örnek. Yoktur böyle bir örnek. Cübbeli Ahmet büyük vebal altında. AK Parti'nin altını temizlemek için ayeti kerimeleri dini bilgisini eğip büküyor. Bu işler dini bilgiyle eğip bükmekle olacak işler değil. Cübbeli altında kalır bu işlerin. Yoksullar inim inim inliyor. Öyle herkesin Cübbeli gibi korunaklı villası yok. Öyle herkesin Cübbeli gibi efendime söyleyeyim çalışmadan geçinebilme imkanı yok. Öyle herkesin Cübbeli gibi korumalar ordusu etrafında gezmiyor. Çalışınca i̇nsanlar da geçinebilme ihtimali kalmadı insanların. İnsanlar muhtaç. Bak hayat memat kavgası sadakayla geçinmeye benzemez. Bak hayat memat kavgası sadakayla geçinmeye benzemez kardeşim. İnsanlar
İnsanlar ter döküyor, bedel ödüyor. Madenlerde ölüyor insanlar. İnsanlar inşaat kazalarında cayır cayır yanıyor. Niye Cübbeli yanmıyor da niye inşaat işçisi Ahmet yanıyor? Niye yanıyor o kardeşim? Allah'ın mesela musibeti gelip onu mu buluyor? Cübbeli'yi sıcak odasında bulmayan musibet şeyi mi buluyor? Fukarayı mı buluyor kardeşim? Öyle ya. İnsanlar bak daha şurada bir hafta içerisinde 15 tane traktör devrildi. 40-50 insanımız öldü. Niye? Sabah ezanından önce insanlar kalkıp tarlada domates toplamaya gidiyor. Allah'ın musibeti bula bula o garibanı mı buluyor? Allah'a iftira etmek değil midir bu? Cübbeli iktidarın altını temizleyeceğim diye fukaranın üstüne bir toprak atıyor. Hakkın var mı buna senin? Söyle kız ama olmayanı uydurmayın kardeşim. Bir şey söyleyeceğim. Bunu ya. Ne Kadıköy'e yapmıyorlar. Bunu Şişli'ye yapmıyorlar. Çanakkale'ye, Ankara'ya yapmıyorlar. Çanakkale'yi daha çok beğendiklerinden mi? Antalya'ya düşkün olduklarından mı? Efendim Adana Belediye Başkanı sabah akşam namaz kıldırdığından mı? Neden İstanbul? İstanbul'da hortumları kesildi. İstanbul'da her bir dini kuruluş, tarikat ve cemaatin hatta bir radikal örgütün kuruluşuna fon aktarılıyordu. İmamoğlu geldiği hafta bununla hortumları kesti. İmamoğlu siyasi kuruluşlara yer tahsislerinin önüne geçti. İmamoğlu bu kuruluşlara aktarılan ihalelerin önünde durdu. İmamoğlu'na kinleri bundan. İstanbul onlar arasında herhangi bir belediye değil. İstanbul çöreklendikleri yerdi. İstanbul İmamoğlu o çöreklendikleri tezgaha devirdi. Şimdi İstanbul kavgası vermelerinin nedeni de bu. CHP'nin dönüp bu gerçeği görmesi gerekir. Ya sizin işte şu kadar şunca büyükşehir belediye başkanınız, il belediye başkanınız var. Efendim ilçe belediye başkanınız var. Niye bunlardan sadece İmamoğlu'yla uğraşıyorlar? Niye onun hakkında herkesin dediği cümleden İmamoğlu'na siyasi yasak geliyor? Ve seçim öncesi geliyor. Ve neden onun davasının görüldüğü herkesin mahkemenin... Herkesin dediği cümleden ziyade İçişleri Bakanı'nın kendi söylediği cümle iade Meral Akşener de YSK üyeleri benzer... Meral Akşener YSK üyeleri hakkında benzer bir ifadeyi kullandı ve aklı beraat etti. Neden İmamoğlu'nun davasına bakan mahkeme birdenbire değişiyor ve yeni gelen heyet ceza veriyor? Neden istinafa gittiğinde oranın heyetinin bir üyesi isteğine rağmen görevden alınıyor? Neden oluyor bütün bunlar ya? Neden dönemin Ulaştırma Bakanı işi gücü bırakıp İmamoğlu'nun rakibiymiş gibi burada vakit geçiriyor? Eskisini söylüyorum. Sırf ona sırf İstanbul'da başka herhangi bir yer değil. Sırf ona mahsus olarak şehirde başka bir harfle ayrı bir metro hattı açılıyor. Neden onun uhdesindeki kültür varlıklarının yeri değiştirilip bakanlığın uhdesine alınıyor? Neden koca iktidar seferber oluyor? Bir Suudi şirketin yeşil alanda yaptığı kaçak inşaatın İstanbul Belediyesi yıkmasın diye kamulaştırma kararı alınıp Suudiler korunuyor. Neden öyle oluyor? Neden Cübbeli Ahmet işi gücü bırakmış? Efendim her şeyi bırakıp İmamoğlu'na savaş açmış. Televizyonlarda kendisine hedef olarak İmamoğlu'nu seçiyor. Neden bütün bunlar oluyor? Neden bütün bunlar oluyor? Bunu CHP'nin parti elitinin görmesi gerekmez mi? İmamoğlu'nu şahsi olarak Cübbeli tercih ederdi. Bak Cübbeli tercih ederdi. Çünkü işte İmamoğlu da muhafazakar bir aileden hatta işte Kur'an kursu tedrisatından geçip gelmiş biri. Düzenli cumasını kılıyor. İbadetinin bir kısmını yapmıyor. Onu tercih ederdi. Bu kadar nefret etmesinin sebebi ne? Cübbeli'nin müktesebatına göre CHP'de daha çok öfkeleneceği isim var. İnançlı. İnancını yeri getireme inançlı. Neden o? Çünkü o tezgahlarını devirdi. O tezgahlarını devirdi. Evet. Ve şimdi belli ki bir kampanyaya basıldı. Yani bu işin öyle bir siyasi ayağı var. Yani benim söylediklerim gibi yine bu seçimlerde de İngiliz Kemal, işte bilmem neci Kemal, şucu Kemal böyle bir yere gidecek iş. Ama ben söylüyorum İstanbul halkı aynen geçen seçimlerde olduğu gibi ikinci turunda 2019 yılında... Fayda etmedi. Bir önceki yerel seçimde Cübbeli Ahmet oy verme çağrısı, fetvası verdi. O zaman da fayda vermedi. O zaman da oy verdiği fetva ters tepti. Fatih ve çevresinde İmamoğlu'nun oyları arttı. Bu kez daha aynı olur. Bu kez daha aynı olur. Ne olur? Cübbeli şimdi ve yerli ve milli enstrümanını tutturacağını düşünüyor. Yani nasıl olsa seçimde tuttu. Ben gene İstanbul'da yerli derim, milli derim, dış güçler derim, mihrak derim, o derim, bu derim, alleme derim, kalleme derim. En azından bir yani
dini siyasete alet etmenin bir zeminini bulurum diye düşünüyordur. Göz ardı ettiği şu, sırtını verdiği iktidar her an cebinden Apo'nun mektubunu çıkarabilir. Ve Cübbeli'nin eline tutturabilir. Göz ardı ettiği bu. Cübbeli'ye sordum, kefil misin? Kefil misin Cübbeli? Seni masum olduğunu bile bile Fethullahçılar el ele verip içeri atan bu iktidar yine 2019'da olduğu üzere sıkıştığında Apo'dan mektup getirir mi getirmez mi? Apo'nun biraderini televizyona çıkarır mı çıkarmaz mı? Çıkarmaz mı? Sen buna şahit misin değil misin? Kefil misin değil misin? Cevap vermiyor. Niye cevap vermiyorsun? Niye cevap vermiyorsun? Ya ısrarla bu sorudan kaçıyor ve kaçak güreşiyor. Ekonomi diyoruz, mihrak diyor. Yoksulluk diyoruz, dış güçler diyor. Apo'nun mektubu diyoruz, LGBT diyor. Ne alakası var? Ne alakası var? O ki açık siyaset yapıyor. Bu da onun hakkıdır tabii ki. Bu da onun hakkıdır. Ama rica ediyorum camilerde yapmasın. Din üzerinden camilerde yapmasın. Peki. Son 10 dakikamız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti bir karşılık bulur mu? Bugün bir anlaşma çıkmadı. Kremlin Sözcüsü Peskov da bir açıklama yaptı. Zaten dedi ki bir anlaşma imzalanmayacak. Ama Putin de diretiyor. Yaptırımlar uygulandığı sürece biz böyle bir anlaşma imzalamayız. Yani tabii bir kere bu anlaşmaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Ve Rusya'yı da ikna etmemiz gerekiyor. Fakat yani Rusya'nın da kolay kolay Putin de kolaylıkla evet diyecekmiş gibi görünmüyor. Bugünkü görüşmede Merkez Bankası Başkanı'nın da bulunuyor olması sadece işte bu konunun görüşülmediğini, başkaca konuların da görüşülmüş olabileceğini düşündürüyor. Bundan önce Merkez Bankası Başkanları böyle seyahatlere katılmazlardı. Evet. Yani Merkez Bankası Başkanı işte iki banka arasında Rusya Merkez Bankası ile Türkiye Merkez Bankası arasında. O ayrı gider ama onun görüşmeleri ayrı olur. Yani bir ilişki mi kuruluyor? Efendime söyleyeyim. Yani para politikaları ile ilgili Merkez Bankası neye bakar hocam? Para politikaları. Aynen öyle. Para politikaları ile ilgili iki ülke arasında özel İkili bir anlaşma olmuyor. İkili ticaret hacmine 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz diyor. O ticaret yatırım bakanlığı. Merkez Bankası'nın işi değil. Merkez Bankası özeltir ve bir ülkenin para politikalarını belirler. Aynen öyle. Dolayısıyla Türk lirasının değer üzerinde. Evet, ancak Rusya ile Türkiye arasında iki ülkenin merkez bankalarının konuşabileceği para politikalarıyla ilgili bir mesele olmuş olmalı. Tabii. Dolayısıyla asıl tahıl koridoru meselesi değil. Önem arz eden bu husus. Merkez Bankası başkanları ki bir ara özel olmaları itibariyle bu türden gezilere katılmaları da bence yanlış ama. Yani, hayır onu zaten öyle olma. Yani katılmaması. Gitmemesi yani. Gerekir. Evet. Yani gitmemesi gerekir. Cumhurbaşkanının mahiyetinde olmaması gerekir. Bu bile zaten Türkiye'nin ekonomik meselelerde belini doğrultamamasının temel nedenlerinden bağımsız biri. Bağımsız olmadığı Merkez Bankası'nın bağımsızlığına halel gelmiş olması tabii. Ve para politikalarını Erdoğan doğrudan yönetmesiydi. Şimdi artık neredeyse Hafize Gaye Erkan, yani Yargıtay Başkanı gibi Cumhurbaşkanı'yla bir çay toplamadığı kaldı. Bari onu da yapsın yani. Birincisi bu yanlış, ikincisi o heyette neden bulunuyor? O heyette yer almasının tahıl koridorundan başka bir nedeni olmalı. Buğdaya Merkez Bankası Başkanı bakmaz kardeşim. Ne münasebe? Hemen hafize gayet.